Erzincan maçı herkesin beklentisi. Hem lig sıralamasında sadece 2 golde liderliği kaptırdığımız Urfa'ya tekrar Erzincan maçında kazanıp liderliği alabilmekti bütün düşüncemiz. Oyuna bakarsak istediğimizi sahaya yansıttık gibi gözüktü ilk yarı özellikle. Tabii ki şimdi bahane değil. Bunun arkasına da hiçbir zaman sığınmadık, sığınmayız da. Sakat oyuncularımızın çok olması, onları dahil edemememiz. Geçen hafta İnegöl maçında galip gelen takımı çok fazla bozmadan devam etmemiz gerekiyordu. Erzincan maçına da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber iyi motive olduğumuzu düşünüyorum ki maçın geneline baktığımızda da hem birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölgede topu her zaman sahip olan, pas yapan, oyun içerisinde yön değiştirebilen, çabuk yön değiştirebilen bir takım, bir oyun sergiledik ama akabinde sadece uzun toplarda kaleci degajından bir gol yedik. Golü atlatmamız gerekiyordu. Birazcık geri planda kaldık. O gol yemenin verdiği etki birazcık oyun içerisinde bizi bozdu moral motivasyon açısından. Ama mağlup olduk akabinde. Ama ne olursa olsun biz yolumuza devam ediyoruz. Yani bu yolumuzdan kimse bizi çeviremez. Evet, gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Stadı doldurmaya çalıştılar, bizi desteklemeye çalıştılar. Özellikle son ikinci yarı oynanan oyun, son 15 dakika, son 20 dakika oynanan o oyun mücadele herkesi tatmin etmiştir. En azından kazanma adına elimizden gelen her şeyi yapabildik. Maçın başında o karambol olan golü atabilseydik maç çok daha farklı seyir alacaktı. Ne olursa olsun mağlup olduk. Üzgünüz, çok üzgünüz. İçeride biz geldiğimizden beri içeride aldığımız ilk mağlubiyet. Bunun telafisi var. Bu hafta Düzce maçı. Ondan sonra içeride Meleme maçı. Şunu bilin, biz yolumuzdan kesinlikle geri dönmeyeceğiz. Bu yoldan şaşmayacağız. Bizim yolumuzun sonu, Allah nasip ederse en başta da söyledim. O kupayı bu güzel insanlara, güzel şehire kazandırabilmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece bir mağlubiyet içeride bizi çok fazla yıpratmamasını temenni ediyorum. Çok fazla üzmemesini temenni ediyorum. Çünkü geçti. Önümüzde Düzce maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp oradan kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki beklemediğimiz, aklımızdan bile geçirmediğimiz bir sonuçla ayrıldık. En büyük üzüntüyü de tabii ki de biz sahada mücadele eden futbolcular. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz zaten futbolcu olarak haftalık yaşayan insanlarız. Ben bunu hep söylüyorum kendi açımdan. Bütün haftamız o hafta sonundaki 90 dakikanın sonucuna göre geçiyor. Maça gelecek olursak da aslında oyuna da iyi başladık. Oyunu domine eden taraf, topa sahip olan taraf daha çok oyunun genelinde bizdik. Tabii yediğimiz gole reaksiyon göstermek zorundaydık. Biraz golden sonra da aldık. Hocamızın da dediği gibi ilk golü o erken bulabilseydik belki çok farklı bir skor olacaktı. Bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Tabii ki de evimizde böyle bir mağlubiyeti istemiyorduk ama artık buna takılı kalmamak, şampiyonluk adına hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli. Hemen ayağa kalkıp Düzce maçıyla bu kaybettiğimiz 3 puanı orada telafi etmek istiyoruz. Dediğim gibi hedefte sapma yok. Sadece kaybedilen bir maç var ama bunun da telafisi var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz evimizdeki de ilk mağlubiyetimiz oldu. Bunu aldık. Yani maça hocayla Emre'nin de dediği gibi iyi başladık aslında. Oyunun kontrolünü elimize almıştık ama beklemediğimiz bir kontra golü yedik. Sonrasında gollere reaksiyon gösteremedik. Ama yani liginde son maçına çıkmadık biz. Daha önümüzde uzun bir süreç var. Kaybedilmiş pek bir şey de yok. Biz bundan sonrası için Amespor'u daha fazla ne kadar yukarı çıkartabiliriz? Zirveye nasıl ulaşabiliriz? Bunun için çalışacağız, bunun için savaşacağız. Stada gelip bizi destekleyen, son düdüğe kadar tezahüratlarına devam eden, bizi ateşlemeye çalışan, maçtan sonra da bizi çağırıp alkışlayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Biz de bundan sonra Amespor'u nasıl lider yaparız, nasıl şampiyon yaparız bunun için çalışacağız ve senenin sonunda da şampiyon olarak ligin son maçını oynayacağız inşallah.